Cem Albayrak'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Hayır! 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 Seni sevmiyor işte, istemiyor. O yüzden de gitti, Cem Albayrak'la evlendi. Yeter, sus! Kapa çeneni! Bana tutuk atma! Git başımdan, defol! Defol! Git başımdan! Bir cesetle sevişmek istemiyorum Arzu. Sen benim karımsın. Sen istedin Cem. Böyle bir evliliği sen istedin. Manyak mısın sen be? İspanya çok uzak. Yürüyerek bir saat. Enayi misin? Atla bir taksiye. Tak! İspanya. Hadi görüşürüz arkadaş. Taksiye! Hey taksiye! Nereye be? Başkasına yar etmeyeceğimi bilmeliydin. Hayır Cem. Hayır. Hayır! Mehmet'i buldum abi. Kötü durumda Mehmet. Eroin bağımlısı olmuş. Yardıma ihtiyacı var. Bizim yardımımıza. Sizlere layık bir kardeş olamadım. Geçmişte seni dinlemediğim için üzgünüm abi. Bırak şimdi bunları. Seni bulduk ya, hepsi geçer. Şimdi sen iyileşmeye bak. Yorma kendini. Abim. Şimdi beni iyi dinle Haşim. Emrah denen o pisliğin ayakları kırılacak. Bundan böyle o pisliği görmeyeceğim buralarda. Demek istediğim anlaşıldı sanırım. Bu işi bizim yaptığımızı da kimse bilmemeli. Bizi unut. Biz yokuz artık senin hayatında. Kızım da ben de. Kendinle beraber bizi de yok etmeni istemiyorum çünkü. Şimdi git buradan ve bizi rahat bırak. Arzu neden gitti onunla evlendi sanıyorsun? O da başa çıkamadı onlarla. Anlıyor musun? O da başa çıkamadı. Onu öldüreceğim. O pisliği yeryüzünden sileceğim. Abi, abi dur gitme. Gitme abi dur, dur. Yapma abi. Sen adam öldüremezsin. Onların, o katillerin seviyesine düşemezsin. Hem ne olacak öldürünce? Senin hayatın ne olacak? Bizler ne olacağız? Çocuğun ne olacak? Sen artık Emrah'sın. Türkiye'nin taptığı sanatçı Emrah. Sen intikamını başka türlü almalısın. Adam öldürerek değil. Yapma abi, gitme. Kendini de bizleri de yakma. Beni ilk önce eroin bağımlısı yaptılar. Sonra kirli işlerinde kullandılar abi.
Aklım sıra intikam alacaktım onlardan. Senin, Seda'nın intikamını. Mine bile onların yüzünden öldü abi. Amerika, Amerika. Ne varsa. Bir ay bile dayanamadım. İnsanın kendi memleketi gibisi abim var mı? Abim beni görünce dilini yutacak hadi anne. Hadi koş. Neden mayonu giymiyorsun? Yoksa yanmaktan mı korkuyorsun? Ama güneş çok yararlıdır. Israr etme Cem. Hava serin. Sürpriz, ben geldim. Selma, ne işin var burada? Okuldan kaçmadın inşallah. Sevgili abimi özleyemez miyim? Tatilimi onunla geçiremez miyim? Demek tatil ha? Tam 3 yıl sonra abi. Gel seni yengenle tanıştırayım. Karım Arzu. Arzu, işte Amerika'da tahsilde dediğim kız kardeşim Selma. Ve annesi Esma. Anne! Hoş geldin. Babanın acısını çocuklu kadınlarla mı unutuyorsun yoksa? Anne, Arzu benim karın. Ölen de babandı. Ne çabuk unuttun. Babamın katillerini bulacağım. Merak etme. İlk fırsatta infaz edilecekler. Asla. Biz katil değiliz. Cezalarını adalet verecek. Bak anne. Birkaç yıl yatıp çıksınlar diye adalete teslim edemem onları. Sen işlerini böyle mi yürütüyorsun? Bu işler böyle yürür anne. Anne lütfen kaç saattir uçaktayız. Neden serinlemek için havuza girmiyoruz? Burada yeteri kadar serinleyen var. Özür dilerim Arzu. Annemi biliyorsun. Biraz serttir. Sertlikten başka özelliğiniz yok zaten. Gel kızım öyle. Peki anneciğim. Bana bir kola getirir misin? Peki hocam.
Sen Emrah'sın. Kendini yakma. Sen de güçlüsün şimdi. Düşün, intikam almanın başka şekli yok mu ha? Yok mu? Öldürünce ne olacak? Sen de yok olacaksın. Öyle pislikler için hapis yatmaya değer mi ha? Değer mi? Daha önce hayatımızı yaktıkları yetmiyor mu? Buna izin verme abi. Gitti. Durduramadım. Silahını alıp gitti. Yalvardım. Yapma abi, elini kana bulama diye. Dinlemedi. Merak etme canım. Hiçbir şey olmayacak, göreceksin. Bir anlık kızgınlık Emrah'ınki. Korkuyorum Suat. Bir çılgınlık yapmasından korkuyorum. Arzu denen kadının aşkı çıldırttı onu. Korkma. Emrah'ı iyi tanırım. Emrah adam öldürecek biri değildir. Emrah katil olamaz. Onu ben öldüreceğim. Her şeyin başı Cem'den olan pislik. Bu defa başarmalıyım. Onu öldüreceğim. Hayır Mehmet. Kimse kimseyi öldürmeyecek. İkiniz de elinizi kana bulamayacaksınız. Ben sebep oldum abla. Emrah bir şey olursa kendimi affetmem. Ben zaten ölmüşüm. Zaten beni bulurlarsa öldürecekler. Hayır. Seni kimse öldüremeyecek. Biz varız artık. Yalnız değilsin Mehmet, korkma. Kimse sana elini süremeyecek. Ama Feri... Ne dolaşıyorsun dolap beygiri gibi? Başım döndü. Yüzüme bak. Bak 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 bak. Dikkatli bak. Ne görüyorsun? Bakıyorum canım. Peki bu surat leylek suratı değil mi yani ha? Anlamadım. Leylek mi? Leylek ya. Hani azıcık soğuk gördüğü zaman dünyanın öbür ucuna tüyen leylek. Tamam, karar verdim. Ben bir leyleğim. Peki nereye tüyeceksin bakalım? Ferit işini bilir. Kanal D'ye projemi onlara sunacağım. Kara Sevda'dan müzdarip arkadaşımızı unutup yepyeni bir kadroyla. Bayanlar baylar, bir yerden tanışıyor muyuz acaba? Emrah bu. Emrah, gözlerime inanamıyorum. Sen yaşıyorsun demek. Ha? Aa, üstüme iyilik sağlık. O ne biçim söz Ferit? Ya ne bileyim ben ya, ne bileyim. Emrah Karasayda'dan malları dikti dediler de. Ya benim gözlerim mi bozuldu acaba? Aa, bak bak bak, bak 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 bak. Bu herif gülüyor ya. Gülmek bize haram mı Ferit abi? Bırak azıcık da biz gülelim. Hadi şimdi geçmişe bir sünger çektim de biraz da biz gülelim. He? Geçmiş mi? O da ne demek? Geçmişimle ilgili sorunlar mı var yoksa? Yok canım. Bunu da nereden çıkarıyorsun? Ne kara sevdası? Yoksa kara sevda olan biri mi var? Aa, ayıp ediyorsun. Olmaz olur mu? Tabii var. Kim biliyor musun? Ha? Hani şu bizim köşedeki bakkal kara sevdalı. Beyin yok mu herifte abi? Kara sevda da ne demekmiş? Cahilin teki ya. Hıyar. Senin gibi olacak değil ya. Kimse benim gibi olamaz. Gör bak, tanıyamayacaksın. Yepyeni bir Emrah var artık karşında. Burada da yepyeni bir senaryo var. Yeni bir kız. Çiçek, çiçek. Fırtına, fırtına. Seninle oynatacağım onu. Kanal D'ye teklifim hazır. Ne diyorsun? Ha? Varım. Buraya değil, buraya. Sonuna kadar. Sonuna kadar. Ha, bana bak. Bu işten evlilik masrafını karşılayacak kadar kar edeceğim Emrah. Kazancıma kan doğrarsan giyerim seni ona göre. Sen ne diyorsun ya? Bizde dostunu satmak var mı Ferit abi? Canım benim. Hoş geldiniz beyler. Sizleri aramızda görmek beni çok mutlu etti. Babamın katilleri hala ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaşıyor beyler. Belki de şu an içimizde. Bizlerden biri yani. Sizlere son defa söylüyorum beyler.
Bu şüphe beni yiyip bitiriyor. Ayrıca al bayrakları da yakışmıyor. İçinizde herkes zaman zaman babamla ters düştü. Ne demek istiyorsun Cem? Rahmetliyi bizler mi öldürttük? Ne demek istediğimi anladın Haşim. Babamın katili hepiniz olabilirsiniz. Onun için bu katil ya da katiller ortaya çıksın. Suçsuz insanların öldürülmelerini istemiyorum çünkü. Yoksa hepiniz babamın katil zanlısınız bilmiş olun. Bizlere haksızlık bu. Bize haksızlık etmeyin. Çok büyük bir suçlama bu. Bizleri böyle itham edemezsin. Adaletli olmalısın Cem. Adalet madalet yok Haşim. Sizlere bir hafta zaman tanıyorum. Bir hafta sonra olacakların sorumlusu ben olmayacağım. Ona göre. Stop! Stop! Stop çok güzel. Hadi çocuklar şarjörü hazırlayın bakayım. Emrah'cığım. Emrah'cığım hiç bozma olduğun gibi kal. Özlem gel bakayım kızım buraya. Gel kızım. Işıkları ne yapalım? Gel gel gel. Tamam. Bak şimdi. Sen bu merdivenlerden iniyorsun tamam mı? Görüyorsun evet. Ki Emrah vurulmuş. Emrah diye bağırıp koşup Emrah'ın üzerine kapanıyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi bakayım git yerine. Kan malzemesini getir. Al bakayım şerbeyi yerine geç geç. Hadi bakayım. Dikkat! Kızım çık oradan bakayım sen. Evet çocuklar çekiyoruz. Hadi kızım çık oradan çık. Dikkat motor. Çağırıyor. Koş Emrah. Kızım koş. Emrah. Emrah. Bak ben geldim. Emrah. Bak ben geldim. Ölme Emrah. Ölme seni Emrah. Kurtaracağım. Seni kurtaracağım. Yaşayacaksın. Yaşayacaksın. Emrah. Stop. Çok güzel. Çok güzel. Aferin kızım sana. Evet. Şimdi kamera burada. Işıkları da şöyle alın. Hadi bakalım çocuklar. Daha çok işimiz var. Hadi sallanmayın lütfen. Sensiz yapamam. Seni hep sevdim. Hep seveceğim. Beni bırakma. Yalvarırım bırakma. Stop! Stop! Yine dalıp gitti. Yine Arzu'yu düşünüyor. Etrafına baktığı yok şekerim. Özlem deli oluyor onun için. Diyorum ki işten sonra bir bara gitsek. Özlem, Emrah çivi çiviyi söker. Özlem unutturur Arzu'yu ona. Hadi çocuklar. Evimin direğini yıktılar. En değerli varlığımızı toprağa gömdüler. Biz hala babamızı kim öldürdü acaba diye sorup duruyoruz. Ölen benim de babam da anne. Acım seninkinden az mı sanıyorsun? Acının çokluğu katilleri yakalayamıyor. Onları polise teslim edemiyor. Anne, tam 40 tane adamım şehrin altını üstüne getiriyor. Eninde sonunda o pis katilleri getirip senin önünde diz çöktüreceğim. Hayır, benim önümde değil. Polisin önünde diz çöktürmelisin. Yargının önünde anlıyor musun? Biz insan kasabı değiliz oğlum. Evet. Ödülünüzü alacaksınız. Sabah talimatımı bekleyin. Gözümüz aydın anne. Katiller bulunmuş. Çocuğu odasına çıkar. Gel yavrum.
Gözlerini kim bürümüş bu insanlardan uzak duralım. Gel. Sen karışma. Öyle bir niyetim yok zaten. Çünkü sizi kimse değiştiremez. Babanın öldürülüşünü de eve getirdiğin gelin gibi eline yüzüne bulaştırırsan ömrüm oldukça bağışlamam seni. Babanın katillerini evliliğin gibi rezil etmeyeceksin. Anladın mı? Anne, Arzu'yu seviyorum ben. O benim hayatımın tutkusu. Kocamın katillerini cezalandırmak da benim tutkum. Meraklanma. 24 saat içinde infaz edilecekler. İnfaz mı edilecekler? Ne yani? Albayrak ailesi cellat mı ha? Hayır. İnfaz filan yok. Babamı öldürenler cezasız mı kalsın? Cezalarını polis versin. Albayraklar değil. Sakın unutma bunu. Biz katil değiliz. Hadi şerefine canım. Hadi bakalım hadi. Ruhum karardı ya. Ne biçim gençsiniz siz be? Hadi, hadi kalkın dans edelim. Hadi kalk, kalk hadi. Kalk, kalk. Hadi gel, nazlanma gel. Ay hadi Emrah, yeter işte. Özlem'i alalım Ferit'in elinden. Yoksa Ferit evden gidecek. Baksana Ferit Özlem'in içine düşecek neredeyse. Hiç canım istemiyor Leyla. Siz eğlenin. Hadi nazlanma. Gel dans edelim. Hadi. Hop hop, Ferit Efendi. Güzel kızı görüntü alıyor musun? Tabii tabii. Hadi geç, getir, geç. Bak ya, bak şuna bak. Herif hiçbir şey gözü görmüyor ha. Yanındaki de fıstık gibi kadın. Bak 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 bak. Sanki duvarla dans ediyor ha. Halbuki... Halbuki sen olsaydın Özlem şimdi uçmuştu değil mi? Çoktan götürmüştüm kadını. Duygusuz herif. Aslında takdir ediyorum Emrah'ı. Ne çok sevmiş Arzu'yu. Ferit. Ne? Sen de beni hep böyle sever miydin? Yani senden ayrılsam böyle yanar tutuşur muydum benim için? Hem de Marmara çırası gibi. Hiçbir itfaiye söndüremezdi valla. Aman sulu herif. Hiç romantik olamaz mısın sen? Duygusuz. Beni sevmediğini biliyordum zaten. Ya. Aman. Saçmalama Leyla. Sana tatlıyorum hayatım. Senin gibi kadın hiç sevilmez mi? Sen olmazsan ben mahvolurum. Ölürüm vallahi. Leyla'nın Mecnun'dan, Tahir'in Zühre'sinden, Arzu'nun Kamberi'nden beter olurum kız. Dağlara vururum kendimi. Ay, tamam tamam anladım. Sulu herif sen de. Oturalım artık. Nerede bunlar? Bilmem. Bak burada bir not var. Biz yengenle sevgi üzerine kapıştık. Yengeni teselli etmem lazım. O yüzden gitmek zorunda kaldım. Yarın sette görüşürüz. Eğlenceye dalıp çok uykusuz kalmayayım. Biliyorsunuz yarın çok iş var. Seni kıskanıyorum delikanlı.
Öyleyse yatak odamıza geçebiliriz. Uykusu çok hafif. Yalnız kalmaktan çok korkuyor Cem. Gel. Yalnız kalmaktan ben de korkuyorum. Hayır. İçim seninle doluyken, arzularım seninle çılgına dönüyorsa ve de sen benim karımsan, benimle yatacaksın. Beni rahat bırak. Çocuğu uyandıracaksın. Senin yerin yatak odamız. Çocuk odası değil. Odamıza gidiyoruz. Seni arzu etmiyorum. Anlamıyor musun? Seninle yatmak istemiyorum. Biz evliyiz. Nerede görünmüş böyle evlilik ha? Böyle evlilik olur mu? Tehditle evlilik ancak böyle olur. Gel buraya. Arzu saçmalıyorsun. Aç şu kapıyı. Aç diyorum sana. Arzu. Aç şu kapıyı. İyi geceler Özlem. Şey, yukarıya gelseydin, sana kahve yapardım, kendine gelirdin. Sağ ol Özlem, çok geç oldu. Biliyorsun yarın set var. Olsun. Hem istersen bende kalabilirsin. Sana yatağımı verebilirim. Temiz ve yumuşaktır. Rahat edersin. Hı? Başka zaman Özlem. Çok yorgunum biliyorsun. İyi geceler. Tamam tamam. İniyoruz işte. Seni bu kadar sıktığımı anlamamıştım. Hayır, yanlış. Kendine haksızlık etme. Sıkmıyorsun. Bu gece havamda değilim, hepsi bu. Peki, iyi geceler. İyi geceler. Özlem, görüşürüz. Görüşürüz. Allah kahretsin. Ferit Bey, Özlem Hanım geldi. Evet. Anlat bakalım. Meraktan çıldıracağım. Ne oldu akşam ha? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Hiç. Hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmamışlar. Nasıl yani? Hiçbir şey yapmadık da ne demek ha? Şşt ne var? Herkes duyacak. Heyecanlanma. Herkes senin gibi mi güzel bir kadın görünce aklı başından gitsin? Hani sana hiçbir erkek dayanamadı? Caziben. Kadınlığın nerede? Denedim. Her şeyi yaptım. Eve davet ettim. Ben de kal dedim. Cilvenin her türlüsünü yaptım. Ama hiçbir işe yaramadı. İlk defa bir erkeğin yanında kendimi kötü hissettim. Benim farkıma bile varmadı. Tamam tamam anladım. Bir yeri bir tavlayamadın ha. Ben istemiyor muyum sanki? Kahretsin. O kadar da çok beğeniyordum ki onu. Ama dönüp bakmıyor bile. Ne istiyorsun sen? Ha? Ne istiyorsun? Benim hakkımda, sevdiklerim hakkında nasıl böyle kararlar veriyorsun? Kimsin sen? Senin sahibinim. Bu duruma gelmeni sağlayan kişiyim. Ne istersem onu yaparım. Sen şımarık, ne istediğini bilmeyen aptalın tekisin. Güzel. Evet. Stop! Stop! Oha! Stop ya! Tamam, stop dedi. Tamam, al şu kamerayı şuraya. Can sallanma, kaldır küçüğü biraz hadi. Ver bakayım şunu. Nasıl oldu Ferit? Harika oldu, harika! Madem çok güzel, madem çok memnunsunuz, şimdi ben... Şimdi sen? Ben gidiyorum, bana müsaade. Bana bak saçmalama. Bak Ferit, sabaha kadar aramı. Emrah! Gidiyor ya, Emrah! Evet abi, biraz daha kaldır, tamam. Dur şunu. Tamam, çok iyi. 2000'lik orada, tamam mı? Tamam. Çekil bakayım, çekil.
İstediklerinizi yapabildim mi Ferit Bey? Yapmaz olur musun? Ya kendini Emre'ye aşık et dedim. Boğarak öldür demedim ki. Bana bak, yoksa senin beyinle kalçaların yanlış yere mi monte edilmiş he? He? Tamam. Şimdi Emrah'sız sahneleri çekiyoruz, tamam mı? Hadi. Canım, kaldırma sen ona. Gel buraya. Şimdi yakalayacağım seni. Yakalayamazsın. Hayır, yakalayacağım. Yakalıyorum. Gel buraya. Kaçma benden. Yakalayamazsın işte. Yakaladım. Sabrımı zorluyorsun Arzu. Sen benim karımsın. Tahammülüm kalmadı, bilmiş ol. Elimde değil Cem, biliyorsun. Zamana ihtiyacım var. Zamanla alışırım herhalde. Babanın kanı daha yerdeyken sen burada keyif çatıyorsun. Yazıklar olsun sana Cem. Düğününde çıkan rezaletleri ta Amerikalardan duydum. Yerin dibine girdim. İnsan içine çıkamaz oldum. Bu kadını piçiyle ailemize soktun. Albayrak adını rezil ettin. Anne, laflarına dikkat et. Yalan mı? Söyle, yalan de. Hah, hiçbir şey diyemezsin. Çünkü haklıyım. Üstelik seni sevmeyen, çocuğunun babası bile belli olmayan bu kadınla evlendin. Ona bu kadar yüklenmeye hakkın yok anne. Neden Arzu'ya bu kadar kötü davranıyorsun? Onun için bir neden aramaya gerek yok. Yaman da ailemize. Piçi ve kendi için al bayraklar bulunmaz bir kapı çünkü. Hayır, haksızlık bu. Bir insanın üzerine bu kadar gidilmez. Sen karışma. Yıkıl karşımdan, defol. Yeter anne, yeter! Bundan böyle bu ailede benim hükmüm sürecek. Senelerce babamın altında ezildim. Ama bundan böyle ben ne dersem o olacak. Şimdi senden tek istediğim benim hayatıma karışmaman. Yoksa istemeden seni kırabilirim, bilmiş ol. Cemal Bayrağı arabana. Cem Bey'le görüşmek istiyorduk efendim. Habib Bey görüşecek. Buyurun. Seni kutlamak istedim Cem Bey. Rahmetli babanın katilleri konusunda. Babamın katilleri mi? Ne o? Yoksa sen o katilleri yakalayamayacağım mı sandın? Katiller yakalandı abim. Ve cezaları kesildi. İnfaz gerçekleşti abim. Babama ve bana yan gözle bakanların hepsi cezasını bulacaktır. Hepsi. Yoksa infaz edilen 4 kişi senin adamın mıydı? Senin adamların değilse mesele yok. Cezalarını kestiğim için sen de memnunsundur. Tabii tabii, görüşürüz. Demek cezalarını kestin. Demek
İnfaz gerçekleşti, öyle mi? Babamın öcünü aldık anne. Bana söz vermiştin. Onların cezasını adalet kesecekti. Anne, bu oyunlar senin bildiğin gibi oynanmaz. Bu oyunların... Hangi oyunların? Hangi oyunların ha? Babanın gücü de bu tür oyunlardan mı geliyordu? Söylesene Cem. Yani bunca servet, yurt çapında teşkilat, yüzlerce çalışan... Baban ne iş yapıyordu? Anne bilmiyor musun? Ben gerçek işini soruyorum. Ne iş yapıyordu? Senin bildiğin iş anne. Öyleyse bütün işleri durduruyorum. Ne? Anne bunu yapamazsın. Bütün işleri durduruyorum dedim. Çünkü her şeyin sahibi benim. Ben ne yapacağım anne? Sen de sokak sokak dolaş. Başkasından çocuk peydahlayan bütün kadınlarla evlen. Anne. Dokunma. Bir daha da sakın ağzını açma. Doğru dürüst işler yapılmayacaksa bütün şirketleri kapatacağım bilesin. Çünkü ben soylu bir aileden geliyorum. Karanlık işlerden de iğrenirim. Cinayetlerden de. Arzu. Annemin sözlerini duydun. Aldırmıyorum. Çünkü alıştım artık. Bana garip gelen senden soğuması. Onun en değerli varlığıydın. Gene öyleyim. Bakma, bazen sinirli oluyor. Bilmediğin bir şeyler mi var Cem? Ne münasebet? Bak, kızımın hatırı için bu çatı altına yerleştim. Eşin olarak da bazı şeyleri bilmek hakkımdır herhalde. Bilmen gereken hiçbir şey yok Arzu. Ona sakın inanma Arzu. Sana sadece gereksiz şeyleri bildirir. Şımarıklık yapma. Nereye böyle iki dirhem bir çekirdek? Kulüp kulüp sürtüyorsun. Aman abi, bırak şefkatli baba numaralarını. Arkadaşlarla buluşacağız. Bye. Ebru'nun sözleri gerçek değil mi? Gerçek. Kadınların her şeyi bilmeleri gerekmez Arzu. Sonra da sana neden yaklaşmadığımı soruyorsun. Nereye gidiyorsun? Sığınağıma Cem. Hapishaneme. Kızımın yanına yani.